Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Geometri Soru Bankası kitabında prizmalar konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 232 ve 233 çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde verilen yapacak iki birim küpün birim küp bir kenarı bir birim yani bir birimleri yazdık. A ve B noktaları arasındaki uzaklık. Arkadaşlar yeni bir cisim oluştu burada. Bunun cismi yeni isteniyor. Yani 1, 1 ve 2'nin kareleri toplamı kare küçüğünde diyebiliriz. Ya da ne yaparız hocam şuna ait bir üçgen oluştur. Bu düzlemedik ya burası 90 derece deyip buradaki Pisagor'dan sonuca ulaşabiliriz. E burada da Pisagor var. Çünkü burası 90 derece. 1, 2, kök 5 üçgeninden kök 5 çıkar burası. Şuraya da x diyelim. x'in karesi de 1'in karesi artı kök 5'in karesi diyecek olursak. x kare buradan 1 artı 5'ten 6 yapar. Yani x'i de böylelikle kök 6 olarak buluruz. Cevap denizli oldu birinci soruda. Geldik ki Taralı alan nedir diye soruluyor. Arkadaşım üçgen alan isteniyor. Üçgen alan taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Taban belli mi? Belli. 4, 4 ise burası 4 kök gelir. Tabana ait yükseklik belli mi? Hop tabana ait yükseklik bu. Bu yükseklik şuradaki sütuna eşit mi? Evet bu bir küptü ve bir kenarı 4'tü. E burası 4 ise burası da 4. Üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Yani 4 kök 2 çarpı 4 bölü 2. Cevap 8 kök 2 çıkar. Ceyhan oldu. İkinci soru. Geldik 3'e. Cisim köşe geri 3 kök olan küpten bahsediyoruz. Bu A kök değil miydi? Evet A kök 3 3 ise A'yı buradan 3 olarak buluruz. Yüzey alanı. 6 tane A kare eşitli. 6 tane 3'ün karesi. Yani 6 kere 9 54 yapar. Evet cevap denizli oldu. 3. soru. Geldik 4'e. Şimdi EKT üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar şu BC uzunluğu kaç? 4. Burası 10 verilmiş. Şekildeki hacmi. Hacmi. Şuraya bir h diyelim isterseniz. 10 çarpı 4 çarpı h eşittir 160 ya. E hocam şu sıfırlar sadece 4 h 16 ise h'ı buradan 4 buluruz. H buradan 4 ise burası 2 burası 2 yaptım yaptım. Taralı alan isteniyor. Taban çarpı yüksek bölü 2'den gidebiliriz. Ama zaten bu üst duvara dik değil mi? E o zaman burası 90 derece. Yani bu bir dik üçgen yaptı. Dik üçgende şu kenarı bulmamız yeterli. Hocam 4'e 10 burası. E burası da 4'e 10. Pisagor bağıntısından şu x'i buluruz. Hatta burası 2 çarpı 2. Burası da 2 çarpı 5. Burası da 2 çarpı kare içinde ne eşitti? Diğerlerinin kareleri toplamına eşitti. 90 derece burası. 4 artı 25'ten 29 yapar. E o zaman üçgenin alanı 2 kök 29 çarpı 2 bölü 2 yapar. Şunlar sadeleşince cevap 2 kök 29 yapar. Dördüncü soru böylelikle cehan oldu. Geldik 5'e. Küpün açık hali verilmiş. Küpün açık hali verildiyse her bir kenara a a a a, a yazacak olursak Pisagor bağıntısından bir şey çıkıyor. A ve 5, 4 A burası değil mi? Evet. Buraya x diyecek olursam. Yani x dediğim 2 kök 17 verilmiş. Arkadaşım 2 kök 17'nin karesi eşittir. A kare artı 4 A'nın karesi yapar. Yani bu 4 çarpı 17 yaptı. Eşittir 16 artı 16 A kare artı A kare. 17 A kare yaptı. 17 nereden ay oldu? A'yı da böylelikle 2 bulduk. Kübün hacmi. A küp yani 2'nin kübü yani 8. Cevap Akçay çıktı 5. soruda. Geldik altıya. Sokak hayvanları için yapılan kulübenin alt kısmı dikdörtgenler prizması şeklinde. Üst kısmı da x kenar üçgen prizma şeklinde. Üst kısmı x kenar üçgen prizma. Taban ve taban aynı ya. Şöyle üçgen prizma. Yüksekliği de bak 12 yapıyor. Bu kulübenin hacmi nedir? Arkadaş tamam. Şurası kaç? 12. 30. 12, 30 ve 10'un çarpımı. 12, 30 ve 10'un çarpımı. Alt tarafın hacmi. Üst tarafın hacmini bulacağım. Taban alanı çarpı yükseklik. Hop tabana ait yükseklik 15-15. E hocam burası 8. Taban alanı kaç yapıyor o zaman? Hocam taban alanı 30 çarpı 8 bölü 2. 30 çarpı 8 bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de 12 zaten. İşte bu bana cevabı verir. E o zaman bu ne? Niye buraya artı yazdım? Burası da çarpı olacak. Şu ikisi çarpımı 36 2 tane de 0 var. Artı e, şu ikisi Kaç yapıyor? 4. 4 kere 3. 12. 120 ile 12'nin çarpımı 1440 yapıyor? Evet. Şu 3600 ile 1440'ı topladığım zaman kaç yapıyor? Sanırım 5040 yapıyor. Bu da 5040 olur arkadaşlar. Evet cevap 5040 yani cevap denizli oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Yukarıdaki şekilde ayrıtları 8 6 x olan dikdörtgenler prizması ile bir ayrıtı 3 santimetre olan üstü açık bir küp veriliyor. Küpe doldurulan su tabanındaki delikten prizmaya akmaktadır. Evet şöyle akıyor. Her iki cisim boş iken bu düzene 201 santimetre küp su akıtılırsa küpün 1 bölü 3'ü su doluyormuş. Arkadaşlar küpün hacmi 3'ün küpünden dolayı kaç yapıyor? 27 yapar. Ee, küpün 1 bölü 3'ü 1 bölü 3'ü yani 1, 1, 1 bölü 3'ü doluysa 27 bölü 3 27 bölü 3 hacimli kısmı dolu olacak 9. Yani 9 hacmi burada. E ee, arkadaşlar şimdi bütün suyun hacmi 20, 201 ise yani ben buraya V diyecek olursam V artı 9 eşittir 201 olduğuna göre V'yi ben buradan 192 mi bulurum? Evet. 192 mi bulurum? Değil mi? Aynen öyle. Tamam. Buna göre X nedir diye soruluyor. E ee, arkadaş 192 hacmi de şu V hacmine eşit. 8 çarpı 6 çarpı X'e eşit olacak. E o zaman 2'ye bölsen 2'ye bölsen 96. 4. E, 6'ya bölsen 6'ya bölsen 16. 16 4 x e eşitse x de buradan 4 mi olur? Aynen öyle. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. 7. soruda. Geldik 8'e. Dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğini çarpımına eşittir. Bunu biliyoruz zaten. Ne pistes balıkları akvaryumlarda sağlıklı yaşaması için her bir balık için en az 30 litre su hacmine sahip akvaryumun tercih edilmesi gerekiyor. Tamam su ile dolu olan dikdörtgen prizması biçimindeki akvaryumun içinde suyun 1 bölü 5'i basaltılarak. Arkadaş su hın, hacmi nedir? 80 çarpı 30 çarpı 50. Bu tamamı. Yani 5'te 5'lik kısmı. 1, /1 bölü 5'lik kısmı boşaltıyorum. O zaman 4 bölü 5'lik kısmı kalmıyor mu? Kalıyor. E o zaman sadeleştirmeyi yapalım. Hocam burada 10 kaldı. 4, 3, 8 çarpı 96 yaptı. Bir de yanında 3 tane 0 mı var? Evet 96 bin santimetre küp yaptı burası. Şimdi ama burada litre var. Bir de litre. 1 litre 1000 santimetre küp. O zaman bu aslında nedir? 96 litre değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman buna göre diyor. Ama su boşalttığım zaman şu şekilde suyun hacmi. Buraya kadar ki seviyesi. 1,5'i boşalttı ya. 4, 1,5'lik kısmı bu yaptı. Buna göre diyor en fazla kaç tane lepistes balığı bu afarimde sağlıklı bir şekilde yaşayabilir? Yani x tane lepistes, her bir lepistes kaç tane şeyde yaşayabiliyordu? En az 30 litrede. O x tane 30 litre ne olması lazım? Küçük eşittir. 96 olması gerekmez mi arkadaşlar? Evet o zaman burası x en fazla kaç olur arkadaşım? 3 oluyor değil mi? Evet x'i böylelikle 3 bulmuş oluruz. Dördüncüyü koysam o zaman her bir balık için 3, 4 kere 3, 120, 120. Litrelik suya ihtiyacım olacak ama olmuyor. O zaman ikisi böylelikle 3 buluruz. Yani 8. soru C. Han çıkar. Geldik 9'a. Evet karenin alanı 100 birim kareymiş. Önce sonra birer birim kare çıkartmışım. Birer birimli kareleri çıkartmışım. Yani burası 1. 100 birim kare ise burası kaçtır? 10 birim değil midir? 1 1 çıkarttığım zaman buraya kaç kaldı? 8 kaldı. E o zaman bunları böyle dikleştirdiğim zaman bak tabanı şöyle bir kare olan e, çünkü 1 1 burası 10'du. 8 kaldı burası. Burası da 8. Burası da 8 yaptı. Tabanı 8. Ben bunu böyle yukarı kaldırdığım zaman şu 1 yüksekliğimi yapıyor. Evet. Tabanı 8 yüksekliği 1 olan kare prizma elde ettim arkadaşlar. Burada. E o zaman tabanı 8, 8 ve yüksekliği 1 olan. Tamam. Ağzı açık bir prizma. Kare prizma hatta. Şekil 2'deki prizmanın içine hacmi 8 birim küp olan küplerden. Arkadaşlar hacmi 8 olması için şuraya A dersem A küp eşittir 8 ise A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. A'yı 2 bulduk. A 2. İkilik küplerden bu aralarında boşluk kalmayacak şekilde ve üst üste konulmayacak şekilde x tane yerleştirilebilmektedir. Arkadaşlar o zaman ne olacak? Şöyle 2 2. Ben bunu böyle koyduğum zaman ağzı açık ya. O zaman kübün bir kenarı şöyle 2 santimetresi biraz yukarıda kalıyor değil mi? İçine sığdırmam lazım. Şu ikiliklerden kaç tane koyacağım bu tarafa? Hocam 4 tane oluyor buraya. Şu ikiliklerden buraya kaç tane olacak o zaman? Burası da 8. Burada da 4 tane olacak. O zaman 4 kere 4 16 olmaz mı cevap? Cevap böylelikle 16 olur. Sadece küp tamamıyla bu kutunun içinde olmuyor. Küpün belli bir kısmı dışarıda oluyor. 4 tane böyle koyabiliyorum. 4 tane böyle koyuyorum. Bak 4 4 4 4. 16 tane oluyor cevap. 9. soru E-Dremit oldu. Geldik 10. soruya. Şekilde bir kenarı 10 cm olan küpün A noktasında bulunan karaca küpün yüzeyinden B noktasına gidecektir. Nasıl gider? Hop şöyle hop şöyle gider. Ya da hop böyle hop böyle gider. Ya da hop şöyle hop şöyle gider. Diğerleri zaten bunların zıtları. Tamam mı? Ön üst gitti ya. İşte ee, ön üst gitti ya. Alt, alt. Alt arka gider. Onun şeyi oluyor. Yani 3 farklı şekilde gider. Ama bu küp olduğu için şöyle gitmesiyle diğer türlü gitmeleri zaten aynı oluyor. Çünkü aynı kare yüzeylerden gittiği için. Bizden karıncanın aldığı en kısa yol isteniyor. arkadaşlarım ön yüzeyi ve üst yüzeyi kullanıyorsa o zaman üst yüzeyi açacağım şöyle. Üst yüzeyi açtım. Üst yüzeyi açtım. B noktası nereye geldi o zaman? Bizim B noktası şuraya gelmedi mi? Üst yüzeyi açtım. B noktası açtığım zaman şuraya geldi. Bir kenar 10'du. 10. E burası 10'sa burası da 10. Burası da 10 oldu. E burası da 10. Bizim eleman en kısa aha da böyle gitmez mi? Evet gider. İşte en kısası şu yüzey sorularında. Bak böyle oldu. Bir çizemedim şunu. Hop şöyle. Pisagor bağıntısı. Bir kenar 10. Diğer kenar 20. 1 2 kök 5 üçgeninden 10 kök 5 yapar. Cevap. Yani cevap böylelikle 10. soruda. Cehan bulduk. Geldik 11'e. Şekilde verilen 11 birim küpten oluşan yapının görünen bütün yüzeyleri boyanacaktır. Arkadaşlar bu şekilde birim küplerle oluşturulan yapılarda görünen yüzey çarp 2 yüzey alanı veriyordum. E hocam 1 burası 2 burası 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bunun önünü görüyorum 18. Bunun sağ tarafını görüyorum 19. 19 tane yüzey görüyorum burada. 19 yüzey. E ee, cevap ne yapacak o zaman? Görünen yüzey çarpı 2, 38 yapar cevap. Birim küplerle oluşturulabilen yapılarda bu şekilde görünen yüzey çarpı 2 diyorduk değil mi? Yani cevap böylelikle E-Dremit yaptı. 11. soruda bu mantığı bilin yalnız tamam Evet böylelikle Test 2'yi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.